İbn-i Tilimsani, Şerefüddin İbn-i Tilimsani, El-Fihri veya El-Mısri gibi birkaç künyeyle ifade edilmiş birisi. Cüveyni, İmamü'l-Harameyn, Ebu'l-Meali isimleriyle meşhur olmuş. 419 yılında doğmuş. 478'de de vefat etmiş bir zat. Eş'ari kelamcısı ve aynı zamanda Şafii fakihi olarak kaynaklarımızda geçer. Bütün kitaplarında da zaten bu durumu ispatlar. Ömrünün büyük çoğunluğunu Nişabur'da yaşamış birisi. Ama Şii ve Mutezili görüşleri olduğundan dolayı Amüdül Mülk diye büyük Selçuklu'nun veziri bir zat var. Bu zat Şii ve Mutezile düşüncesine bir taassup gösterdiğinden dolayı Eşari'nin güçlenmesini hazmedemiyor. Ve İmam Cüveyni'yi yanında Beyhaki ve Kuşeyri, işte hem tefsiri olan hem Kuşeyri Risalesi olan zatı üçünü Nişabur'dan Bağdat'a sürgün olarak gönderiyor. Bunların Eşariliğin o bölgede güçlenmesini istemediğinden dolayı, kendisi de Şii ve Mutezili fikirlerinden dolayı böyle bir icraat yapıyor. Sonra Tuğrul Bey vefat ediyor. Tuğrul Bey vefat ettikten sonra da Alparslan Kündüri azlediliyor. O Şii ve Mutezili eğilimi olan o işte vezir azledilince yerine Nizamülmülk getiriliyor. Nizamülmülk getirince Cüveyni tekrardan Nişabur'a dönüyor ve orada tekrar ilmi faaliyetlere başlıyor. Hatta Nişabur'da Medresetün Nizamiye'nin müderrisliğine getirilip orada müderrislik yapıyor. Büyük o medrese, yani Nizamiye medreselerinin en önde gelen hocalarından. Kaynaklarda çok mütevazi olması ve kendi talebesinden de ders okuduğuna dair rivayetler var bizde. Çok meraklı olduğunu ve kendi öğrencisi dahi olsa bilmediği konuda bilgi almak için onlara başvurduğuna dair de bize anlatılan bilgiler var. Her gün 300 aşkın kişiye ders verdiği anlatılıyor. Bu da o dönemin ilmi çehresini bize anlatması açısından çok önemli. Hatta diyorlar ki Nişabur'da sıradan bir vatandaş, ilmi anlamda bir medresede tahsil görmeyen halktan birisi kütüphanede bir vatandaşın günde 50 tane kitap ödünç alma hakkı var. Yani demek ki kültürel seviyesi de güçlü bir cemaat grubunu bir taraftan da Nişabur barındırıyor. Yani böyle bir süreci de var. Hepimizin bildiği bir şey zaten. En meşhur talebesi İmam Gazali. Şimdi şöyle bir durum da var. İmam Gazali çok böyle ön plana çıkmış. Cüveyni çok böyle konuşulmuyor ama Cüveyni çok büyük bir alim aslında. Yani eserleriyle bunu ortaya koymuş birisi. Hatta mütekaddimunun zirvesi diyebiliriz yani Cüveyni için. Çok büyük bir alim. Özellikle Gazali'den sonraki işte Razi, o dönemde neyse Gazali'den sonra Razi müteahhir dönem için neyse Cüveyni de mütekaddim dönem için aynıdır diyebiliriz. Bu şekilde bir değerlendirme yapılabilir. Kaynaklarda bir görüş var. Ömer Hoca söylemişti bunu. Ömer Türker Hoca. Razi diyor Cüveyni'nin 12 varaklık eserini ezberlemiş. Yani Razi'nin Cüveyni'nin 12 bin varaklık eserini ezberleyip Cüveyni'den çok istifade ederek bazı eleştirilere temas edip işte bilgi, özellikle El Burhan kitabındaki bazı yöntem eleştirilerini daha da genişlettiği Razi'nin söylenir. Çok çok istifade ettiği. Ama bir de Cüveyni için bir rivayette var. İslam Ansiklopedisine bakabilirsiniz. Orada da diyor ki İmam Cüveyni diyor Bakillani'nin 12 bin varaklık eserini ezberledi veya gözden geçirdi. Adeta ezberlercesine tekrar ettiği de söyleniyor. Bu şekilde iki tane, birisi Razi'nin Cüveyni'den 12 bin varak ezberlediğine dair rivayet. Diğeri de Cüveyni'nin Bakırlan'dan 12 bin varak ezberlediğine dair rivayet var. Vefatında hatta diyorlar ki İmam Cüveyni vefat ettiğinde, işte 478 yılında dedik vefat etti. Vefat ettiği sırada bütün diyor esnaf bir hafta boyunca dükkanları falan kapatmışlar. Öğrenciler
Medresedeki kavuklarını diyor çıkardı, hokka kalemlerini diyor bir kenara bıraktılar ve ilim öldü diye bu şekilde yas tutmuşlar. İmam Cüveyni ile alakalı bunlar anlatılıyor. Eserlerine baktığımız zaman Cedel ilmine çok ciddi katkıları var. El Kafiye fil Cedel isimli eseriyle bunu görüyoruz. Kronolojik olacak olarak değerlendirirsek birinci eserin Eş Şamil olduğu söyleniyor. İsmi Kelami bağlamda daha çok değerlendireceğiz inşallah. Kelam ve Usulüddin eserleri. İkinci olarak El İrşad diyorlar. İrşad biraz daha özetlenmiş hali Şamil'in diyorlar. Fakat Şamil de girdiği konuların bazılarını irşatta girmemiş. Şunu anlıyoruz ki Şamil'i daha geniş çapta yazmış. Sonra irşadı yazmış. İrşat çok ciddi bir metin. Mesela Maarif coğrafyasında çok fazla haşiyeler var. Daha başka coğrafyalarda da öyle. İrşat yıllarca okunmuş. Millet Razi'yi tanımadan önce Cüveyni'nin irşadıyla meşgul olmuş. Onun üzerine şerhle yazılmış, anlamaya çalışmışlar. İkinci olarak da İrşat eserini, Kitab-ül İrşat dediğimiz eseri şey yapıyor. Hatta İlâ kavâid-i edilleti fi usulü itikat diye tam ismi de bu şekilde geçer. Ömer Hoca şey demişti. Birinci klasik dönemin en sistematik eseri İrşat için. Şeye de bakabilirsiniz. Bu klasik düşünce okullarında El İrşat derslerinde falan da orada da güzel anlatıyorlar. Üçüncü olarak da Akidetü'n-Nizamiye anlatılır sıralamada. Tabi Akidetü'n-Nizamiye'nin görüşlerini çok hesaba katmıyorlar falan deniyor. Son kitabı aslında ama onunla ilgili farklı itiraflar var. Oraya çok girmeyeceğim. Onun artık çalışanlar bu konuda ciddi anlamda değerlendirsinler. Bizim bugün okuyacağımız eseri Lümavul Edille fi Kavaydi Ehli Sünne. Bu kitabın alakalı irşadın ihtisarı olduğu da bize söyleniyor. İrşadın özeti mahiyetinde olan bir eser. Yine kelamın da çok ilgilendiren ama usulü fıkıh eseri olarak tanıtılan El Burhan fi usulü fıkıh var. Bu da kusursuz bir bilgi yöntemi. Diyor muyum? Ömer Hoca bunu çok bahseder. Çok zaman dile getirilir. Bu da kullandığı yöntemleri eleştiriyor. Bu eser yine çok ilgi uyanmış, yani ilgi duyulmuş bir eser. Takkettin el-Muktarah diye bir alim var. Bir arkadaşım da çalışıyor onu şu anda. Takkettin el-Muktarah. Bu Takkettin el-Muktarah Burhan'a En Nüket Ala Kitabül Burhan kitabı var bak mesela. Şu konu soruyorlar ya. Doktora, yüksek lisans. Bu mesela sadece yüksek lisans bağlamında bile çalışılır. Yani bilgi teorisi kısmı sadece. En Nüket Ala Kitabül Burhan bağlamında bilgi teorisi gibi mesela. Bir şey olabilir, mümkün. Bu eser zor bir eser. Yani Takkettin el-Muktarah bunu anlamlandırmaya çalışmış. Peki Takkettin el-Muktarah niye değindir hocam? Bunun amacımız ne? Takkettin el-Muktarah da bizim Lüm'anın Cüveyni'nin Lüm'asına şerh yazan İbn-i Tilim Sani'nin hocasıdır. Bundan dolayı değindik. Bahsettim ya işte İbn-i Tilim Sani Mealim Usulü Din, Mealim Usulü Fıkıh Razi'nin eserlerine şerh var. O şerhlerden birisi de bugün okuyacağımız Lüm'a eseri El-Lüm'a Edille Kavaydı Edille Fi Usulü İtikat eserini inşallah mütalaa etmeye çalışacağız. Mütalaa ederken nasıl bir yol izleyeceğiz? Ona da kısaca değinmek istiyorum. Birinci olarak metni ortaya koymaya çalışacağım. Metni anlatmaya çalışacağım. Metinde yer yer ihtiyaç duyduğumda İbn-i Tilimsani'nin şerhinin bir kısmını orada değerlendireceğiz. Özellikle metin merkezli gitmeye çalışacağım. Daha sonra bunu istişare ederiz. Daha farklı bir yöntem yapalım falan diye söyleyen olursa ona göre değerlendirmemizi yaparız. Son olarak şunu söyleyeyim. İbn-i Tilimsani'yi de hızlıca değineyim. 658 yılında vefat etmiş birisi. Mağrip coğrafyasını etkilemiş. Özellikle haşiyelerde kendisine çok atıf var. İmam Senusi'yi çok ciddi etkilemiş. İmam Senusi çok atıf yapıyor ona. Ayrıca kendisi de Şehristani, Amidi, ondan sonra Cüveyni, Razi, Gazzali bunlardan çok etkilenmiş. Eseri var ya ansiklopedik bir eser gibi yani. Hele Mealim Usulü Dinde neredeyse İbn Sina'dan yani Gazzali'den ondan sonra Cüveyni, Bakillani bütün herkesten görüşleri alıp oraya taşımış bir alim.
Razi'yi çok eleştiriyor. Hesabı daha çok Razi ile. Razi'yi felsefeye fazla girip özellikle bazı argümanlarının çok felsefeyle alakalı argümanlar olduğunu söylemesi de bunlardan birisi. İnşallah bu şekilde bir mukaddimeden sonra metnimize başlayalım. Metnimize de tabii mukaddime ile başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Buraya kadar kısımda sorulmak istenen bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa metne geçiyorum. Herhalde bir şey yok. Yine söylersiniz inşallah sorunuz olursa. Ve bihi fikati. Yani diyor ki Allah'a güveniyorum. Ve huve hasbi ve kefa. O bana yeter. O benim için yapacağım bu işte, yapacağım bu metinde bütün maksadımı, gayemi ortaya koyacak şekilde bana yeter, bana kafidir diye başlıyor cümlelerini. Elhamdülillahil alimi. Şimdi hamd Allah'adır. Şimdi Allah'ın sıfatlarını anlatıyor. El alim, her şeyi bilen. El kahiril hakimi, her şeyi hükmeden, hikmet sahibi veya gerekeni en güzel şekilde yapan hakime böyle de diyebiliriz. Buraları çok mana etmeye gerek yok ama yani mana etsek güzel olur diye düşündüm. Şimdi ellezî vecebe lehul kıdem. Diyor ki onun için, kendisi için kıdem zorunludur. Yani kıdem sıfatı varlığının başlangıcının olması, varlığının herhangi bir şekilde zamana bağlı olmaması, bir zamanla kayıtlı olmaması kendisinin vacip olan sıfatlarındandır. Yani zorunlu sıfatlarındandır. Vestehale fi taalihi tecvizul adem. Burada da diyor ki imkansızdır. Onun yüceliğinde ademin, yokluğun olma olasılığı, tecvizi olma olasılığı diye çevirmeye çalıştım. Yokluğun olma olasılığı onun o yüceliğinde imkansızdır. Yani onun o yüceliğinde bir yokluk düşünülemez. Herhangi bir yokluk tasavvur edilemez. Ve salatu alen nebiyyi mubidil batili, batılı bitiren, yok eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve muvaddihil hakkı bi vadihatid delaili, apaçık delillerle hakkı izah eden Peygamberimize salat olsun diyor. Hâzâ bu ve kad istedaytum, benden diyor istediniz. Arşada kümullah. Allah size doğru yolu göstersin. Bu ara cümle olarak düşünelim bunu. Benden istediniz. Neyi istedik? Zikre lüma'in minel edilleti fi kavaidi akaidi ehli sünne vel cemaat. Diyor ki bir takım parıltıları zikra dile getirmeyi lüma'in, yani bir takım parıltıları fi kavaidi akaidi ehli sünne vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaatin akide ve kaideleri hususunda bir takım parıltıları dile getirmeyi diyor benden istediniz. Cümlenin toplu manası bu. Vestahartullah Teala, vestahartu, ben diyor istihare ettim Allah'a Teala, Allah'a diyor istihare ettim. Yani Allah için böyle bir yardım istedim Cenab-ı Hak'tan. Ya böyle bir muradım olduğunu Rabbime müracaat ettim. Fi is'afikum bi munakum. Onların o isteği sebebiyle sizin o yardım talebiniz hususunda Allah'a istihare ettim. Allah'a yalvardım, yakardım diye bunları da söyleyebiliriz. Vallahul müsteanu, Allah diyor en iyi yardımcıdır. Ve aleyhi tüklen. Tevekkül yalnızca Allah'adır. Ona da tevekkül ettim. Klasik bütün metinlere başlarken Cenab-ı Hak'tan yardım isteyerek ve Allah'ı överek hamdini gösterip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ederek cümlelerine başlıyor. Şimdi burada Luma'ya şerh eden İbn-i Tilimsani hamd ile alakalı bir takım değerlendirme yapıyor. Yine onun biz değerlendirmeleri babında metni biraz daha düşünelim. Metni biraz daha derinleştirmeye çalışalım. Çok ciddi bu bölümde çok ciddi şerhe girmeyeceğiz ama önemli olan kısımlara değineceğimizi söylemiştik. Onu yapmaya çalışıyorum.
Diyor ki hamd elhamdu huve senâ alallahi bi zikri evsâfi celâlihi ve kemâlihi. Diyor ki hamd demek övgü, yani Allah'a övgü nasıl oluyor? Onun diyor celal ve kemal vasıflarını zikretmekle Allah'a övgü gerçekleşir. Hamdin manası budur. Yani bu bir övgüdür. Bu övgünün gerçekleşmesi Allah'ın celal ve kemal vasıflarını zikretmekle mümkündür. Bakıyoruz hemen metne. Cemal ve işte celal ve kemal vasıflarıyla kastettiği ne olabilir? Hemen karşımıza çıkıyor. Kıdem mesela. Kıdem bir kemal vasfı Cenab-ı Hakk'ın. Ama mesela Alim, Kahir ve Hakim'e de daha çok biz celal vasıflarını söyleyebiliriz. Mesela buradan bu istifade yapmış olalım. Şimdi bir ilime başlarken, çok özür diliyorum bir dakika. Şimdi biz bir ilime başlarken dört husus var. Bir ilmin ilim olmasının, özellikle ilim diyebilmemizin şartları diyebiliriz buna. Birincisi mevzu. Yani o ilmin ilim olması için bir konusu olacak. İki, mebadi. Mebadi dediğimizde onun ilkeleri olacak. Mebadi demek bu. Mesail, onun meseleleri olacak. Son olarak da bir maksadı, bir gayesi olacak demişler. Bu dört şartı kendisinde sağlayan ilim vasfını taşır ve ilim olarak değerlendirir. Hatta bazı kitaplarda belki okudunuz. Der ki mesela, eleştiri yapar işte. Tefsir ilmi ilim değildir. Neden böyle söylenir? İşte onun bazı noktalarda işte mesaille alakalı, işte usulle alakalı bazı eksikleri olduğundan dolayı ilim değildir denmiştir. Bu şekilde değerlendirmeler de tamamen bu dört tane kategoriyle alakalıdır. Yani mevzusu olacak, ilkesi olacak, meselesi olacak ve maksadı olacak. Bunlar bir ilmin ilim olarak adlandırılmasının sebebi olarak söylenmiş. Şimdi bundan istifadeyle İbn-i Tilimsan de diyor ki ve hakikatu ilmi kelam, ilmi kelamın hakikati huvel ilmu bi isbati sani'in. Yani sani'in ispatını bilmektir. Yani sani nasıl ispat edilecek? Bunun ispatının bilgisidir diyor. Kelam ilminin hakikati budur. Ve başka ve ma yecibu lehu mine's sıfati. Allah hakkında vacip olan sıfatlar, zorunlu olan, yani şu sıfat olmazsa olmaz Allah için dediğim sıfatlar. Ve ma yestahilu, Cenab-ı Hakk'ın yine sıfatlarından imkansız, müstahil olan sıfatlar. Ve ma yecuzu fi ahkamihi ve ef'alihi, hüküm ve fiilleri hususundaki caiz olan şeyleri bilmek. Bak bunlar da hepsi Cenab-ı Hakk'ın sani'nin ispatı ile alakalı konular. Ve tasdik-i rusuli, peygamberlerin, gönderilen elçilerin tasdik edilmesi. Ve isbati ma yetevakkafu zalike aleyhi. Peki bu yetevakkaf olan, bağlı olan şey ne? Peygamberi tasdik ettikten sonra ne başlıyor? Ahiret hayatını anlatıyor peygamber bize. Kur'an-ı Kerim'de de o getirdiği vahiy, o ayet-i kerimeler de aynı şekilde ahiretin bize varlığını anlatıyor. Bunlar da diyor yine peygamberin tasdikten sonra ispat edilmesi ve buna bağlı olan şeyleri bilmek ve iptali ma naqaduhu, onun dışında saydığımız şeyler, mesela zorunlu sıfatların veya peygamberliğin sıfatlarıyla alakalı şeylerden zıt olan, çelişkili olan şeylerin de iptal edilmesi. Bunlar da kelam ilminin hakikatidir. Kelam ilmi bunlarla alakalı hususlarda da bir şeyler yapar ve bir şeyler söyler. Yani peygamber haşa yalancı dendiğinde ve iptali ma naqaduhu kısmı da değerlendirilmiş olur. Yani onun doğru sözlü olmasının aksi olan, çelişi olan, zıttı olan bir şeyin de iptal edilmesi için kelam ilmi devreye girip hemen orada delillendirmeleriyle şüpheleri bertaraf etmeye çalışır. Ve semeratuhu ve maksuduhu, onun temeresi yani meyvesi, maksadı nedir? Şimdi dedik ya ilimle alakalı tarifte dört tane şeyi bilmek lazım. Bu da diyor ki en yekûnel âlimu bihi mü'minen hakkan. Bunu bilen kimse diyor hakiki sağlam bir mümin olur. Yani bu şekilde burada
zamiri Allah'a da gönderebiliriz. Yani kelam ilmi sebebiyle bilen gerçek bir mümin olur da diyebiliriz. İkisi de müsait ibare. Artık müellifin ne dediğinde ancak müellif bilir. Burada. Şimdi bu kısım bu şekilde. Demek ki bizim şerhini takip ettiğimiz, anlamaya çalıştığımız İbn-i Tilimsani de sadece hakikatini ve semeresine değindi. Bakalım başka nelere değinecek? Devam ediyoruz. Sümmel ulumu yenkasimu ila diniyetin. Şimdi ilimler diyor iki kısma ayrılır. Birisi dini, maleyse bir dini. Bir de dini olmayan ilimler vardır. Ve huve ma yutakarrabu bi taallumiha ilallahi teala. Allahü Teala'yı bilip yakınlaşacak şeylerdir. Dini ilimler dediğimizden kasıt. Ve yusabu aleyha. Ve yine sevap elde edilen. Ne gibi? Ke usulü dini ve usulü fıkhi ve ilmi kıraati ve tefsir ve hadisi ve tasavvuf. Bunlar. Ve ila ma leyse bi diniyin, dini olmayan ilimler hangileri? Ke ilmi hisab ve hendeseti ve musika. Bunlar da diyor dini olmayan ilimlerdir. Şimdi buralara niye gireceğiz? Dedim ya, şimdi sadece metni okusak zaten metin yani hızlıca bitirilecek, okuyup anlaşılacak bir metin ama biz dedik ya, yani bizim dersimiz biraz daha İbn-i Tilimsani bağlamında inşallah değerlendirelim. Zaten ilk duyurumuzu da öyle yapmıştık. Öyle devam edeceğiz. Daha sonra ne diyorum ya, ders bittikten sonra bu yöntemi tartışabiliriz. Diğer değerlendirmesi ve hâzâ ilmü eşreful ulûmü diniyeti. Diyor ki kelam ilmi dini ilimlerin en şereflerinden bir ilimdir. Ve delil aleyh, buna delil ne? Enne şerefel ilmi bi şerefi malumi. Bir ilmin şerefi onun konusunun şerefiyle bağlantılıdır. Yani biz ilmin en şerefli olduğu ilmini neye göre söyledik? Konusu çok şerefli de ondan dolayı. Peki ve malumu hazel ilmi, bu ilmin konusu, mevzu veyahut şerefli olmasını sağlayacak yönü nedir? Bunu sağlayan şey ne? Diyor ki Allahu Teala ve sıfatuhu. Yani bu Allah ve sıfatlarını konu olarak işlediği için onun konusunda bu hususlar olduğundan dolayı en şerefli ilimdir. Çünkü konusu şereflidir. Bundan dolayıdır. وَلَا شَيْءَ اَشْرَفُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. Diyor ki Allah ve sıfatları dışında o Allah ve sıfatlarından daha şerefli hiçbir şey yoktur. وَهَذَا الْعِلْمُ اَشْرَفُ الْعُلُوُ. Bu da diyor kelam ilmi en şerefli ilimdir. Zaten burada herkes kelamcı olduğu için buna çok itiraz edileceğini de zannetmiyorum. Şimdi bizim ilahiyetteki hocalarımız ne der mesela? Hadis hocası gelir. Hadis olmazsa olmaz, en şerefli odur. İşte tefsir hocası gelir, en şerefli odur. Bizde de kelamdır yani bu. Ama gerçekten bizim delilimiz daha kuvvetli yani Allah'ın izniyle, onu söyleyeyim. Şimdi bu birinci hususu, en şerefli olma. Peki ikinci hususu nedir? Yani bu ilmin ikinci olarak en şerefli olmasının maksat ve gayesi nedir? İkinci şerefli olma sebebi وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ اِلَيْهِ اَمَسُّ. En çok diye ihtiyaç duyulan ilimdir bu. En çok ihtiyaç buna duydu. فَاِنَّهُ Çünkü o سَبَبُ السَّعَادَةِ الْاَبَد۪يَّةِ وَالنَّجَاةِ Ebedi saadet ve kurtuluşun sebebidir. Şimdi kelam ilmi Allah ve sıfatlarını bilmezsen nasıl gideceksin? Hiç kurtuluş mümkün olabilir mi? Ve şartun fi sairül ulumi diniyeti dini ilimlerin hepsindeki sair ilimlerdeki şartını sağlayan da kelam ilmidir. Şuna demeye çalışıyor. Bu çok bildiğiniz bir şey ama tekrar edelim. Belki duymayanlar da olmuş olabilir. Kelam ilmi Allah'ın varlığını ispat olduğu için Allah'ın varlığını, sıfatlarını imkansız ya şimdi onları ispat etmesen ne Kur'an'a, ne hadise, ne te ya hiçbir şeye başvuru yapamazsın. Önce bir kere bunların ispat edilmesi lazım. Ondan sonra diğer ilimlerden konuşabiliriz. Onların üzerine yorum yapabiliriz. Li enne şerefe şey'i çünkü diyor bir şeyin şerefi yu'rafu bi hasaseti zıddihi. Bu da başka farklı bir özelliğine aslında temas ediyor. Zıttının bayağılığı sebebiyle biz diyor o ilmin gene şerefini biliriz. Zıttının bayağılığı şu. Mesela ilim zıttı cehalet. Cehalet bayağı bir şey. Aşağılık bir şey. Kötü bir şey. Bunun diyor aşağılığıyla bunun bayağılığıyla biliriz.
Ve ziddül ilmi bi hâzihil kavâid. Bu kaideye göre ilmin zıttı el cehlu biha, cehalettir. Ve huve küfrun, yani Allah sani bilmek, onun sıfatlarını bilmekten cahil kalmak iki duruma yol açar. Bir, ve huve küfrun, o küfür, ev ya da bid'atun, bid'attir. Ne olur? Sen sıfatları yok dersen, farklı farklı yorumlamalara girersen, o zaman da ehli sünnet ve cemaatin akidesine göre bid'atçı olursun. Bundan da sakınmaktan dolayı buna işaret ediyoruz. Ve aslında diğer tarafı da okuyacaktım ama bayağı yarım saat olmuş. İlk ders olduğu için bir değerlendirme de yapabiliriz. Şükrü Hocam, nasıl yapalım? Hocam siz bilirsiniz. İstiyorsanız yarım saatte kifayet edelim. Çok uzun Bence olmasın dersler. yeter. Hızlıca bir toparlayayım dersi o zaman. İnşallah bitirelim. Birinci olarak mukaddimede ve müellifin kitabı yazma amacını kısaca, tabii genel bütün kitaplarda yazıldığı süreçle alakalı da böyle söylenir ama birilerinin bu noktada bir isteği olduğuna temas etti ve kitabını bu şekilde inşallah bir mukaddime ile başlattı. Dediğim gibi konu mebadi, mesail, makasıt gibi hususları bilmek ve onlar bu dört ayağı sacayağı olduktan sonra ilim olarak değerlendirilir diye söylemiş olalım. Bu şekilde bir üslupla gideceğim. Onu da hemen